Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Şimdi biraz geriye sarmak istiyorum. Tabii ki Sakarya mağlubiyeti. Ki bence hiç mağlup olmayı hak etmemiştik. Yani ikinci yarı, özellikle maçın ikinci yarısında bulduğumuz net pozisyonlar, oyunun tamamen hakimiydik. Sonrasında işte defans adamımıza çarpan bir şutla oyunun dengesi bozuldu. Sonrasında geçtiğimiz hafta Manisa maçı ki bence sezon başından beri oynadığımız en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Üretkenlik açısından, rakip takıma pozisyon vermeme seviyesi açısından bence çok iyi oynadığımız bir karşılaşmayı maalesef herhalde son yıllarda görülmemiş bir hakem katliamıyla maalesef kaybettik. Tabii hal böyle olunca iki tane bence hiç hak etmediğimiz mağlubiyetten sonra bugünkü karşılaşmayı kazanma mecburiyeti çok açık ve net bir şekilde ortadaydı. Fakat karşımızda da ligin bence açık ara en iyi kadrosuna sahip en iyi takımı var. Ve yeni yaptığı takviyelerle daha da güçlendiler. Yani böyle bir takıma karşı ki rakibimizi iyi analiz ettik. Ve oyuncularımızla paylaştığımız özellikle oyunun başındaki baskı ki hataya müsait bir takımdı. Ki hemen oyunun başında net bir pozisyon yakaladık. Sonrasında baskılarla yine daha o kadar net olmayan pozisyonlar da bulduk. Golü bulduk. Aslında golü bulduktan sonra skoru biraz daha böyle taşıyabilseydik oyun belki biraz daha farklı hale gelebilirdi ama ondan sonra maalesef çok kısa süre içerisinde golü yedikten sonra tabii o şeyle şoklu oyunu da verdik. Ve sonrasında tabii ilk devrenin Eyüp'ün attığı golden sonraki bölümün maalesef çok kötüydü. Bunu itiraf etmek istiyorum. İkinci yarı Barış'ın tabii kasığında bir gerilme vardı. Oyuncu değişikliği, oyun formatında da bir değişiklik yaptık. Ve sonrasında yine ikinci yarıya baskıyla başladık. Oyunu elimize aldık. Yapmamız gerekeni yaptık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Topa hakim olduk. Ve sonrasında da pozisyonları da bulduk. Ki Tanke attığı golü biraz daha erken atması gerekiyordu. Çünkü net pozisyonlar bulmuştu. Gole kadar çok iyi oynadık. Onu da söylememiz gerekir. Sonrasında golden sonrasında da aslında yine net pozisyonları üretebilirdik. Ama maalesef değerlendiremedik. Son 10 dakika işte Türk futbolunun bence en önemli sıkıntılarından bir tanesi ki işte skoru koruma telaşı, endişesi sonrasında tabii oyunu bambaşka bir hale getirdi. O dönemde hakem de yardım etti rakibe. Çok müsamaha gösterdi pozisyonlarda. Yani rakibin baskısının yanında bir de hakem baskısında çok net bir şekilde hissettik. Velhasıl son süreçte işte karamboller, Gökhan'ın çıkardığı, çizgiden çıkan derken çok ihtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Tabii Eyüp karşısında alınması da ayrı bir önem taşıyor. Yani 2 haftalık o hatta Bodrum maçını da koyalım. Yani puan kayıplarından sonra yani böyle güzel bir 3 puan çocukların moralini, motivasyonunu, taraftarımızın, camiamızın moralini, motivasyonunu yeniden üst seviyeye çıkaracaktır. Buna inanıyorum. Ben taraftarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar geçen haftaki bu haksızlıktan sonra geldiler ve takımlarına sahip çıktılar. Ve bundan sonraki sürecin bu şekilde devam etmesini diliyorum. Biz onların desteğiyle daha iyi oluyoruz, daha büyüyoruz. Dolayısıyla bugünkü galibiyette oyuncularımız kadar en az taraftarımızın da katkısı oldu. Onlara da ayrı bir teşekkür ediyorum. Yani şimdi yapmamız gereken iş, oyuncularımıza 2 gün izin verdik. Helal hoş olsun. Normalde yarın sabah antrenmanımız vardı ama salı gününden itibaren haftaya pazar günü olduğu için maçımız, biraz zamanımız geniş olduğu için dinlenmeleri için 2 gün izin verdik. Ki Altay maçı bizim için
İşte bu kırılma maçından sonraki artık istikrar yeniden hani ilk devrede bir galibiyet serisi, 3 puan serisi oluşturmuştuk. O seriyi bir hafta işte erken başlattık inşallah, öyle düşünüyorum. Ama serinin, yani bu galibiyetin seri haline gelebilmesi için Altay'ı ve sonrasında kazanmamız gerekecek. Ben daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah işte yeni katılan arkadaşlarımızın da takıma olumlu katkılarını çok kısa süre içerisinde sağlayabilirsek takımımız daha iyi olacak. Ama ben yeniden emek veren, sonradan giren, kulübede arkadaşlarına destek olan, soyunma odasında o coşkuya ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün lig bizim için yeniden başladı diyebiliriz. Bundan sonrasının ben çok daha iyi olacağına çok yürekten inanıyorum. Samimiyetle bunu söylüyorum. Ama Altay maçı bizim için biraz evvel de söyledim, bu galibiyetin bir seri haline dönüşmesi için bir final maçı gibi karşılaşma olacak. Evet, ben teşekkür ediyorum.